Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Son dönemde yaşananlardan dolayı hepinizin bildiği gibi Türk sihaları Ukrayna'da adeta tarih yazdı ve yazmaya da devam ediyor. Ulaştığımız son bilgilere göre Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 20. gününü de geride bırakırken Bayraktar TB2'ler karşısında zor zamanlar yaşamaya devam etti. Amerikalı istihbarat yetkilileri Rusya'nın bunun önüne geçebilmek ve Türk sihalarını durdurabilmek için Çin'den askeri, silahlı ve silahsız insansız hava araçları desteği istediğini belirtti. Rus ve Çinli yetkililer bu iddiayı yalanlarken bazı kaynaklarda ise Rusya'nın Çin'den askeri yardım talep ettiği ileri sürüldü. Hatta Amerika'nın önde gelen haber ve medya kuruluşlarından biri olan Bloomberg'e konuşan uzmanların açıklamaları da Rusya'nın Çin'den silahlı insansız hava aracı talep ettiği yönünde. Rusya'nın bu talebine sebep olarak da Ukrayna sınırları içerisinde Bayraktar TB2'lere karşı yaşadığı başarısız girişimler gösteriliyor. Rus ordusunun ilerleyişini durduran en önemli unsurlardan biri olan Bayraktar TB2'lere savaşın ilk günlerinden sonra diğer ülkelerden gelen talepler de yoğun olarak artmıştı. Ukrayna, Türkiye'den satın almış olduğu ve sahada son derece aktif olarak kullandığı Bayraktar TB2 sihalarla Ruslara ait birçok kritik konvoyu imha etmeyi başardı. Rus ordusuna ait birçok sayıda tank geçtiğimiz günlerde yakıt sorunu nedeniyle yolda kalmıştı ve Rusya bu yüzden şehir içlerinde daha fazla ilerleyemedi. Tanklar yakıt beklerken Rusya'dan gönderilen yakıt ikmal tanklarından oluşan konvoy Bayraktar TB2'ler tarafından çok hassas ve başarılı bir şekilde vurulmuştu. Bu vurulma anının görüntülerini de Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği paylaştı. Yine içinde Buk-M1 hava savunma sistemlerinin de bulunduğu bir konvoy da başarılı bir şekilde imha edilmişti. Bunun dışında yanlış hatırlamıyorsam bir yakıt ve mühimmat taşıyan treni de Bayraktar TB2'lerle imha etmişlerdi. Rusya'nın işgale başlamasının üzerinden 2 haftadan fazla geçmiş durumdayken Ukrayna çok sağlam bir şekilde direnişini sürdürüyor ve Rusya ağır kayıplar yaşamaya devam ediyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi yolda kalan tankların karadan harekatına devam edebilmesi için işte bu bahsi geçen ikmal tankerlerinin konvoyu bekleniyordu. Bu konvoyun imha edilmesi üzerine Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada tanklar ilerlemek için tankerleri bekliyor ama tankerler biraz gecikecek gibi görünüyor ifadelerine yer verildi. Bu açıklamayla beraber imha edilen tankerlerin görüntüleri paylaşıldı. Rusya'nın bu işgal sırasında verdiği kayıplara bakacak olursak, Ukrayna Genelkurmay Bakanlığı bunun hakkında bir açıklamada bulundu. Bu yapılan açıklamaya göre Ruslara ait tam 290 adet tank, 999 tane yani yaklaşık 1000 tane zırhlı araç, 46 savaş uçağı, 117 topçu sistemi, 68 adet askeri helikopter, 454 adet askeri araç, 7 insansız hava aracı ve tam 60 tane yakıt tankı imha edilmiş durumda. Buna ek olarak Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise Ukrayna'ya ait 2396 askeri altyapı tesisi, 119 hava savunma sistemi, 82 adet komuta ve haberleşme merkezi, S-300, Buk-M1, OSA ve 76 radar istasyonu, birçok çeşitli askeri zırhlı araç, 827 adet tank, 304 adet havan topçusu, 78 adet insansız hava aracı ve 603 tane de özel askeri aracın imha edildiği bildirildi. Ayrıca Rusya, hasım olan ülkeler adı altında bir liste yayınladı. Bu listede Rusya'nın kendine hasım olarak gördüğü ülkelerin tamamının adı yazılı. Onaylanan listede Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin dışında Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 farklı ülke daha yer almakta. Rusya'nın yayınladığı hasım olarak görülen ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Temmuz 2021'de Putin, Ruslar ve Ukraynalıların tarihsel birliği üzerine başlıklı bir makale yayınladı ve burada Ruslar ve Ukraynalıların tek halk olduğu görüşünü yeniden doğruladı.
Amerikalı tarihçi Timothy, Putin'in fikirlerini emperyalizm olarak nitelendirdi. İngiliz gazeteci Edward Lucas bunu tarihsel revizyonizm olarak tanımladı. Diğer gözlemciler, Rus liderliğinin modern Ukrayna ve tarihi hakkında çarpık bir görüşe sahip olduğuna dikkat çekti. Rusya, Ukrayna'nın olası bir NATO üyeliğinin ve genel olarak NATO'nun genişlemesinin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Buna karşılık, Ukrayna ve Rusya'ya komşu diğer Avrupa ülkeleri, Putin'i Rus irredentizmine teşebbüs etmek ve saldırgan militarist politikalar izlemekle suçladı. Çatışma, başlangıçta Mart-Nisan 2021 ve ardından Ekim 2021'den Şubat 2022'ye kadar büyük bir askeri yapıyla başladı. İkinci askeri yığınak sırasında Rusya, ABD ve NATO'ya taleplerde bulunarak Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair yasal olarak bağlayıcı bir söz ve bir azalma da dahil olmak üzere güvenlik garantileri olarak adlandırdığı talepleri içeren iki anlaşma taslağı geliştirdi. Doğu Avrupa'da konuşlanmış NATO birliklerinde ve askeri teçhizatta ve NATO'nun saldırgan bir çizgi izlemeye devam etmesi halinde belirsiz bir askeri tepki verme tehdidinde bulundu. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal eder ve uluslararası ceza hukukuna göre bir saldırı suçu oluşturur. 25 Şubat'ta Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair reddedilmez kanıtlar bulduğunu ve saldırılarından bazılarının savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi. Ayrıca Rusya'nın yalnızca hassas güdümlü silahlar kullandığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus kuvvetlerinin sivil bölgelere ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediğini ve hastanelere yönelik saldırılar düzenlediğini, bunların arasında Rus kuvvetlerin Vuhledar'daki bir hastaneye misket bombası savaş başlığına sahip 9M79 Tochka balistik füzesi ateşlediğini açıkladı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.